İzmir'de artık bu sokak lezzeti olarak başta abi. Kırmızı çizgimiz. Kokoreç ve söğüş. Aynen, kokoreç ve söğüş. Kırmızı çizgimiz. Valla dolanıyor ki. Yani dökmeyene hani derler ya, dökmeni gömlek hediye ediyoruz diye. Hemen şeyi de tatlıyı da tezgahda temizliyorsun ha. Öyle olması lazım. Acı? Tekrar tuz geldi. Acı az olsun. Barış kolay gelsin. Teşekkürler. Nasılsın? Sağ olun, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor işler? Çok şükür. Görüşmeyeli iyisin değil mi? Çok şükür. Bu araban da gıcı gıcır ha. Şekilmiş araba. Aynen. Komple krom kaplama. Aynen. Efsaneyi geri döndürdü. Eyvallah. Efsaneyi şimdi geri döndüreceğiz. Tamam. Hemen bizim oraya vuruyorsun. Tamam, 5 tane çekiyorsun. Tamam canım. Ayağım uğurlu geldi bak. Ayağım uğurlu geldi. Görüyorsun değil mi? İtinayla. Şimdi Barış, bir malzemeleri görelim hele. Bu nedir abi? Bu kellemiz. Ayıklıyorum ben. Çünkü yazın sıcağında çok fazla ayıklıyorum. Burada dolabım var. Tamam. Buz akülleriyle çalışıyor. İçinde buz var yani. Evet. Hı-hı, onları orada saklıyorsun. Aynen, muhafaza ediyorum. Şimdi çıkartalım abi o zaman yanağı, dili, beni hele bir gösterelim onları. Evet. Şu küçücük arabana dünyaları sığdırmışsın. İşte abi şimdi geriden de göstereyim sizlere. Adamın ekmek teknesi bu şekilde. Bak. Sloganımız görüyor musun abi? Söğüş. Aynen. Şurada da yazıyor savaşmış söğüş diye. Şimdi Barış çıkardıklarını tek tek bir gösterelim bakalım. Evet. Hangisi nedir? Yanağımız. Tamam. Dilimiz. Hı-hı. Yanak. Göz, evet. Göz ya. Evet. Ve yutak. Yutak. Bak yutak ekmek de kesin. Geldi, ekmeği de alalım. Sıcak sıcak ekmeğimiz de geldi. Heh. Ben yaklaşık 4 senedir sanayide görev yapıyorum. Evet, 4 yıl daha oldu. Önce, bak, müşterimiz vardı. 4 yıl aldım. Hep birinci sanayide miydin Barış? Hep birinci sanayide. Hı. 4 yıl oldu. Zaten profesyonel aşçıyım. Pandemiden yaklaşık bir sene öncesi dükkanımızı açtık sanayide. Evet. Sonra tabii pandemiden dolayı dükkanımızı kapattık ama müşteri edinmiştik zaten. Çevre sahibi olmuştu sana. O yüzden dedik ki dükkanda para kazanamıyoruz. Bari seyyar yapalım diye. Zaten bu iş dükkan işi değil, sokak lezzeti. Aynen. Dediğimiz gibi sokak lezzetleri. Aynen. Aynen. O yüzden sağ olsun sabit bayağı bir müşterimiz var. Farklı sayılır kadar müşterimiz evet. var. Ekmeğimizi bu şekilde çıkartıyoruz. Aynen. Allah utandırmasın daim olsun. İnşallah. Şimdi peki birinci sanayide adres olarak vereceğim ama devamlı geziyor musun? Ya da dur ya şuradan telefon numaranı göstereyim senin. Evet. Bakın arkadaşlar şu telefon numarası Barış Usta'nın. Tamam, göstereyim şu şekilde. Abi genelde seni bu telefondan ulaşabiliyorlar değil mi? Genelde birinci sanayide olan gelmek isteyen ya da birinci sanayide olan insanlar zaten beni tanıyorlar. Sanayide olan insanlar zaten beni tanıyorlar. Gelmek isteyen olursa sanayinin göbeğinde Şok Market var. Şok Market'in civarındayım. Heh, şimdi oldu. O zaman o güzel birinci ellerinden. Zaten. Şimdi abi o güzel ellerinden bana bir soyuş yapmanı istiyorum. Tabii. Fiyat ne kadar şu anda Barış abi? Valla şu anda dükkanlarda fiyat 50 civarı 50-60 arasında oynuyor. Ben sanayi insanı rahat rahat yiyebilsin. Benim elektriğim, suyum, kiram hiçbir şeyim yok. Evet. 40 liradan veriyorum. 40 liradan. Aynen. Hı-hı. Beni kurtarıyor. Aynen. Tek pide, çift pide? Tek pideli olsun. Tabii. Çift pide de olsa aynı fiyat değil mi? Tabii. Tamam. Üç pideli de olsa aynı fiyat. Tamam. Tek bize pideli olsun. Biz ekmeğe para almıyoruz. Aha, güzel. Arkadaşlar mekanı tekrar göstereyim bakın sizlere. Şöyle mekan bu baba. Görüyor musun? Adam ekmeğinin peşinde. Ekmek teknesi bu. Sana telefon numarasını tekrar göstereyim ben sizlere. Ulaşmak istediğinizde bu şekilde ulaşırsınız. Şimdi ne geliyor abi ilk önce? Maydanozumuz. Maydanoz geldi. Bunda sıralama önemli. Evet. Sıralamayı şaşırdığın an işin bütün ahengi kaçıyor. Evet. Söğüşte kırmızı soğan kullanılır. Ben başka soğan kullanmıyorum. Biraz pahalı ama etin lezzetini daha güzel ortaya çıkartıyor. Evet. Her ustanın farklı şeyi var abi, yöntemi tabii var. Tabii ki her ustanın. Kimi slicer bir şekilde doğrar bunu. Evet. Ben ufak ufak doğruyorum. Hı-hı. İzmir'de artık bu sokak lezzeti olarak başta abi. Kırmızı çizgimiz. Kokoreç ve söğüş. Aynen, kokoreç ve söğüş. Kırmızı çizgimiz. Bir de midye. Aynen. Şimdi doğradığımız neydi? Önce dili doğradım. Tamam. Şimdi gırtlak tarafını doğruyorum. Birazdan yanaktan alıyoruz. Şöyle arkadaşlarım bakın küçücük arabaya dünyaları sığdırmış ya adam.
Yani şey de araba da tertemiz yani ya. Tabii ki de. Şimdi insanlar şimdi salaş olduğu için çoğu zaman böyle pis diyorlar, şey diyorlar ama hepsi aynı olmuyor yani. Ha, pis olan da var tabii ki canım. Ya tabii ki de. Hepsi de aynı değil ama. Ama bizim burası sanayi. İnsan biraz da zaten insanlar kelim pasın içinde çalışıyorlar. Biraz hijyeni arıyorlar. Yani bari yediğimiz yemek güzel olsun değil mi? Aynen. Şimdi beyin geldi. Ben bunu tereyağı diyorum artık abi. Evet. Söğüşün tereyağısı var. Aynen. Ne geliyor üstüne? Tuz geldi. Sonra tuzu gelecek. Hı-hı. Eti tatlandırması için. Kimyon geldi. Kimyonumu özel olarak çektiriyorum. Yani hazır toz şeklinde almıyorum. Güzel. Tavuğunu çektiriyorum. Çok güzel. Çünkü bu işin olayı kimyonda bitiyor. Hakkını vereceksin değil mi? Tabii ki de. Of, domates de geldi. Bunu dökmeden yiyebilmek var ya, çok zor abi. Bunu zaten dökmeden yiyemezsin. Dökmeden yememek lazım zaten. Aynen. Bunu dökmeden yememek lazım. Hemen şeyi de tatlıyı da tezgahla temizliyorsun ha. Öyle olması lazım. Acı. Tekrar tuz geldi. Acı az olsun. Tabii. O zaman sana süper acıdan bunu da atom biberinden çektiriyorum. Hı hı. Bizi evet. Uçurmayasın bak Barış abi. Sonra ağzımızı yakmayasın bizim. Bak abi şu olaya bak bak. Kapanmıyor işte bak. Kapanmıyor. Demek istediğim bu. Bunu dökeceğiz yani. Yerken dökeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Olay bu mudur abi? Budur. Abi teşekkür ettim. Ellerine kollarına sağlık. Afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi en güzel zamana, bu zamanı söğüşümüz hazır. Sanayi lezzetinin başı oluyor. Ben ölüyorum abi sanayi lezzetini. Şöyle göz aktarıyorum. Onu da sonra gömelim. Dökeceğiz. Mecbur yapacak bir şey yok. Afiyet olsun. Bak abi neden dökeceğiz bak. Yani hiç o kadar dolu oluyor ki. Yani dökmeyene hani derler ya dökmenin gömlek hediye ediyoruz diye. Bak beyin yanak değil. Bunu yediğin zaman taban üzeri yediğin zaman akşama kadar tok kalırsın. Düş böyle. Sadece bir kısık daha alacaksın. Tap tazı bir sürü şeyime şans elde ediyorsunuz. İşte sanayi güzel seviyor. Burada kaçma şansı yok. Hiçbir şeyler kaçamaz. Her şey en iyisini yapmaz oluyorsun. Şimdi müsaadenizle ben yemeğe devam edeceğim. Kendinize bakıyorum şu an.